1910'lu yıllara ait bir fotoğrafla karşı karşıyayız. 1910. Günümüzden tam 110 sene evvel arkamda görmüş olduğunuz Saliha Sultan Çeşmesi etrafındaki çitlerle birlikte biraz yıpranmış ve harap görünmektedir. Bu çeşmenin hikayesi çok güzeldir. Anlatmak beni her defasında mutlu ediyor. Şu an bir Rum yerleşim bölgesini görüyorsunuz. Karaköy'ün Azap Kapı tarafı ve yukarılara doğru Beyoğlu tarafı Rum yerleşim bölgesidir. Rabia Emetullah Günlü Sultan, Sultan 4. Mehmed'in hanımı Rabia Emetullah Günlü Sultan şu yoldan faytonuyla beraber Karaköy'e doğru giderken şurada ufacık bir çeşme görür. Bu çeşmenin çok az suyu akmaktadır. Hani tabir vardır ya, parmak kadar çeşme. Sultan 4. Mehmed'in eşi Rabia Emetullah Günlü Sultan bu bölgeden faytonla geçmektedir. Burada ufacık bir çeşme görür. Parmak kadar suyu akmaktadır. Bir de bir kız çocuğunun buralarda bir yerde bir taşın üzerine oturup ağladığını görür. Faytonu durdurur. Yanına gelir. Çocuğa sorar. Neyin var? Neden ağlıyorsun der. Hadise tam olarak şuralarda bir yerlerde cereyan etmiştir. Taşın üzerinde oturan bir kız çocuğu vardır. Emetullah Günlü Sultan neyin var hayırdır der. Arabadan iner ve kız çocuğunun yanına oturur. Kız çocuğu eve şu yukarılarda bir yerde bulunan evine su götürmeye çalıştığını fakat testinin kırıldığını eve su götüremeyeceğini anlatır. Hadi çeşmeye inelim. Müthiştir. Kalem işçiliği ve taş oymacılığı müthiş bir çeşmedir. Maalesef güzel bakılmıyor. Yani maalesef kötü durumda şu an çeşmenin hali. Bunun üzerine beni evine götür der. Kız çocuğu Rabia Emetullah Günlü Sultan'ı evine götürür. Annesiyle babasıyla tanışır. Der ki anne ve babaya rızanız varsa, izniniz varsa ben bu kız çocuğunu saraydaki haremdeki okula almak istiyorum. Çok zeki görünüyor der. Şimdi bir tarafta fakirlik içerisinde bazen aç yatılan geceler, bir tarafta ise sarayın hareminde ciddi ciddi eğitim alma. Bu durum karşısında anne baba memnun olurlar ve derler ki hay hay buyurun kız sizindir. Sonuçta kız evlenecek. Kimle? Enderun Mektebi'nde okuyan valilerle, paşalarla, beylerle, Reisül Küttaplarla, nişancılarla, vezirlerle vesaire. Ya da doğrudan doğruya padişahla evlenecek. Hayatı kurtulacak. Ve iyi de bir eğitim alacak. Enderun Mektebi'nde alınan eğitimin tamamına yakını haremdeki cariyelere verilir. Kız çocuğu alındı, haremdeki cariyeler okuluna yazdırıldı. Valide Sultan olan Rabia Emetullah Günlü Sultan bu çocuğu yetiştirdi. Ve belli bir zaman sonra evladı, kendi oğlu olan Sultan II. Mustafa ile bunu evlendirdi. Ardından 4. Mehmet öldü ve sıra 2. Mustafa'ya geldi. 2. Mustafa padişah olduğunda 2. Mustafa'nın hanımı olan ve burada ağlarken Emetullah Günlü Sultan tarafından bulunan Saliha Sultan, Valide Sultan olunca
kendi ağladığı yere muhteşem bir Saliha Sultan çeşmesi, çeşmenin bugünkü hali, Sabiha Sultan Sebil'i, Sebil'in bugünkü hali ve müthiş bir Saliha Sultan Sıbyan Mektebi yaptı. Nerede? Köprüde. Bir sonraki programda inşallah burada bulunan, köprünün olduğu yerde bulunan o ilk öğretim okulunu, Sıbyan Mektebi'ni gösteririz. Müthiş güzelliği vardır. Şair Vehbi tarafından çok önemli, çok önemli bir şairdir. Şair Vehbi tarafından yazılan bu şiirleri Mehmet Rasih Efendi hat biçiminde çeşmeye yazmıştır. Sevgili dostlar, yolunuz Karaköy'e düştüğünde trafikle boğulmuş, insanın ruhunu ezen burada bir an evvel gitmek için uğraşmayın. Durun, ruhunuzun ezilmesine tahammül edin ve şu ata yadigarı Saliha Sultan Çeşmesi'ni görün. Saliha Sultan Çeşmesi 1958 yılında bu yol yapılırken, buradaki binalar yıkılırken atıl kaldı, cadde ortasında ve Unkapanı Köprüsü'nün tam önünde kaldı. Buraya gelin, bu ata yadigarı çeşmeyi ve bugünkü halini gözünüzle görün. Efendim, Allah fırsat ve ruhsat verirse haftaya görüşmek üzere. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.